Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akrep Burcu'nun Mart ayının açılımını yapacağız arkadaşlar. Yükseleni ve Ay Burcu'da Akrep olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Arkadaşlar bana çok sordunuz yükselenim ve Ay Burcu'mu nereden bileceğim diye. Arkadaşlar internette bununla ilgili uygulamalar da var, Google'da yazdığınızda çıkıyor diye de biliyorum ama doğum saatinize göre, işte burcunuzu doğum gününüze göre, yükselen burcunuzda doğum saatinize göre bakıp da öğrenebilirsiniz. Ben hep şey derim, tabii ki de Akrep burcusunuz ama atıyorum yükseleniniz boğadır, onun da açılımını dinlerseniz birbiriyle bağdaştırarak daha net bir açıklama dinlemiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olayım. Yani Google'a girip de oradan bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü herkesinki farklıdır. O yüzden doğum saatine göre hesaplanıyor çünkü. Böyle bir kısa bilgilendirme yapmış olayım. Yeni gördüm hatta mesajı. O yüzden direkt söylemek istedim. Evet arkadaşlar, Akrep Burcu Mart ayının kahve falı açılımını yapacağım. Yükseleni ve Ay Burcu da Akrep olan arkadaşlar lütfen izlemeyi ihmal etmesinler. Evet arkadaşlar, güzel niyetlerimizi tutalım, odaklanalım. Videodaki lütfen güzel enerjiyi almak için videoyu sakin bir yerde, rahat bir ortamda izlemeye dikkat edin. Videonun güzel enerjisini alın ve videodan sonra lütfen kötü enerjiyi unutun gitsin arkadaşlar. Ben başta bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet, niyetimizi tuttuysak, odaklandıysak hemen başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir bakayım ve sizlere de göstermek istiyorum. Bana hep diyorsunuz işte, bana ulaşan arkadaşlar, mesaj yazan arkadaşlar, hani açılım yaptınız, fincanı bize göstermeyin diyorsunuz ama arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Ben buraya attığım videolarda işte kolektif olarak burçlara yönelik açılım yapıyorum. O yüzden size fincanı göstermekte herhangi bir sakınca görmüyorum. Hatta ben artık gösterirken içinizde öğrenen arkadaşlar yani var, o şekilde söyleyeyim. Tabii ki de bizim bakış şeklimiz farklı. Ama ben burada kolektif bir şekilde açılım yaptığım için size göstermemde problem yok. Ama tabii ki de benden danışanlık alan arkadaşlar çok iyi bilir. Bana resim attığınızda fincanınızı yıkamanızı isterim ben. Bana resim attığınızda resimleri çok fazla irdelemeden siz kendinizi silmenizi isterim. Çünkü ben zaten yeterince irdeliyorum arkadaşlar. Zaten direkt burada göründüğü gibi anlamanızı beklemiyorum açıkçası. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki de. Ama yani ben burada göstermekten açıkçası bir problem görmüyorum. Başka şekillerde baktığımız için, o yüzden arkadaşlar siz benimle iletişime geçerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Evet, Akrep Burcu'yla devam edelim. Çünkü o konu biraz farklı bir konu. O yüzden çok fazla irdelemek istemiyorum arkadaşlar. Akrep Burcu'nun Mart ayı. Evet arkadaşlar, hemen bir bakalım. Bakın arkadaşlar, dışarıdan beklediğiniz olaylar var. Yani şu olay bir gerçekleşsin, şu olay bir başlasın da bitsin, yani bir önce, bir an önce olsun da bitsin diye dört gözle beklediğiniz, dışarıdan beklediğiniz şeylerin artık size geleceği, o olayların yaşanacağını gösteriyor. Bakın, sabrınız artık o kadar incelmiş ki inceldiği yerden kopsun der gibisiniz açıkçası. Sabrınız taşmış, gelmesini bekliyorsunuz. Böyle bazen o kadar böyle yerinizde duramadan o şeyin size doğru gelmesini istiyorsunuz. Gelecek arkadaşlar, merak etmeyin, çok da bir zamanı kalmamış açıkçası. Bakın arkadaşlar, haneye bir para girişi. Bakın, emeklerinin karşılığını almak durumu. Güzel de bir paranın girişi var arkadaşlar. Beklediğiniz artık maddi manevi
Görüyor musunuz? Güzel de bir paranın haneye gireceğini gösteriyor. Çok emek verdiğiniz olaylar var. Bir takım işler için çok çaba sarf etmişsiniz. Ve arkadaşlar maşallah diyorum, çok güzel nasipleriniz var. Yani 1, 2, 3 diyorum artık. Güzel bir şekilde nasipleriniz var. Yola çıkmış vaziyette geliyorlar arkadaşlar. Birinin hatta o kadar az bir zamanı kalmış ki nasıl desem, artık bu videoyu izledikten sonra mı direkt yaşayacaksınız desem yeridir. Çok da güzel bir fincan var elimde açıkçası şu an. Evet, nasibiniz gerçekten bol. İyilik yapıyorsunuz, iyiliklerinizin karşılığını göreceksiniz. Bakın, iyiliklerinizin karşılığını görürken kime iyilik yapmanız gerektiğini artık öğrenmeye başlamışsınız. Her önüne gelene de iyilik yapılmaz arkadaşlar. Kötülük göreceğiniz insanları artık biliyorsunuz. Ve ona göre kime ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, bir şaşkınlık, bir karamsarlık, kararsızlık mı desem artık, bir konuda karar vermeniz gerekiyor. Ama o konuyla alakalı öğrendikleriniz yüzünden belki de böyle bir karar vermekte çok zorlanacaksınız. Ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Yani ben neye karar versem, yani bunu mu yapsam, şunu mu yapsam acaba diye çok düşüneceksiniz. Eğer karar veremiyorsanız karar vereceğiniz konuyu bir müddet ertelemenizde fayda var. Neden diyeceksiniz? Bakın, kafanızın içi o kadar böyle dolu çıkmış ki, kafanızın içinde binlerce, belki de yani birden fazla iş olduğunu, bu işlerin sizin yükümlülüğünüzde olduğu, sorumluluğunuzda olduğunu gösteriyor bize. O yüzden de kafanız çok fazla dolu. Karar veremiyorsanız erteleyin arkadaşlar. Gerçekten erteleyin. Bir de arkadaşlar bakın, iki keçinin böyle, iki inatçı keçi diyeceğim artık. İki inatçı keçinin, akrep burçlarında bir keçilik var çünkü, gerçekten inat var yani açıkçası. İki inatçı keçinin kafa kafaya verip de, bakın birisinin kafası yok, birisinin çok net bir şekilde kafası var ve birileriyle inatlaşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Birisinin boyunduruğu altına girmeyeceksiniz. Yani birilerinin dediklerini yapmayacaksınız. Belki size uymayacak, belki istemeyeceksiniz. Belki o kişiyi sevmediğinizden kaynaklı o kişinin dediklerini yapmayacaksınız. Belki yalan konuşuyor ve siz bunu biliyorsunuz. Belki yanlış konuşuyor. Bu kişiyle bir inatlaşma, bir tartışma durumunuz var arkadaşlar. Ve haklı da olacağınızı gösteriyor. Bakın, birinden destek alma durumu söz konusu. Maddi ve manevi olarak birinden destek alacağınızı gösteriyor. Orta böyle yaşlarda hafif kilolu birisi olarak söyleyebilirim ben bunu. Bakın arkadaşlar, bir ilişkiniz varsa, yani akrep burçları, bakın ben bunu ayrı olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Akrep burcundaysanız ve şu anda bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz, bakın arkadaşlar, ilişkinizle ilgili bir karar verme durumuna doğru gideceksiniz. Nasıl desem, böyle iyiye doğru mu değil arkadaşlar, onu da söylemek istiyorum. Belki artık evliliğinizde sabrettiğiniz olaylar mı var? Nasıl desem, artık sinirleniyorsunuz ama sinirlenmeleriniz bile, artık kavgalarınızın bile işe yaramadığını, yani sanki duvarla konuşuyormuş hissiyatı içindesiniz gördüğüm kadarıyla. Ve bundan kaynaklı arkadaşlar ilişkinizi ya da evliliğinizi bitirmeye doğru, yani ona daha yatkınsınız. Artık sabrettim, yeteri kadar değer verdim ama artık benden bu kadar deyip de ilişkinizi ya da evliliğinizi bitirmeye doğru, ayrılmaya doğru bir yol aldığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ayrıyetten ilişkinizle alakalı artık net bir, hani ayrılın demiyorum ama çoluk vardır, çocuk vardır, ayrılın demiyorum ama ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız da ciddi bir şekilde oturup konuşulmalı arkadaşlar. Bir karar vermeniz gerektiği o kadar net ki, yani ilişkiniz ya koptu kopacak ya ilerleyecek ama bununla alakalı da net bir şekilde karar vermeniz gerekiyor.
Evet arkadaşlar, evinize bereket geliyor. Bakın, umarım çok çok güzel bir dönemleriniz olur arkadaşlar. Akrep burçları biliyorum şu son zamanlarda o kadar çok böyle nasıl desem böyle hep negatiflik mi ya? Hep negatiflik mi olur bir insanın hayatı? Bu ara akrep burçları yani geçtiğimiz aydan itibaren akrep burçları sürekli olarak bir negatiflik, bir karamsarlık durumundaydı. Arkadaşlar geçecek. Yani bu Mart ayını biraz daha yani bir şeylerin bilincinde olun. İşte deyin ki bu olacaktı zaten. Yani ben ne yaparsam yapayım bir şekilde bazı şeyler olacaktı. Bunun da önüne geçilmezdi. O yüzden de soğukkanlılıkla atlatmanızı tavsiye ediyorum. Dikkatli olmanızda da fayda var. Bakın yavaşlayan işleriniz var. Böyle belki bazı işlerinizi ters gitmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bisiklet var ve bisiklet ters yöne doğru gitmeye başlamış. Bazı işleriniz ters gidecek, ilerlemeyecek, yavaş gidecek. Yani gıdım gıdım ilerleyecek açıkçası ben öyle söyleyeyim size. Ama gidiyor, o da ayrı bir şey. Gidiyor ama duruyor, geri dönüyor açıkçası. Ve bu şekilde arkadaşlar evinize bir bereket, haneye bir bereket gelecek. Bir müddettir almak istediğiniz bir eşya mı var? Bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Yani artık o istediğiniz her neyse haneye girişi söz konusu olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bakın bir bayrak. Bir bayrak çok güzel bir şekilde çıkmış. Bakın devlet kurumuyla alakalı bir haber mi bekliyorsunuz? Bir yazı, bir mektup, resmi bir haber mi bekliyorsunuz? Bu ayın böyle ortasından sonuna doğru bir zamanda çıkacağını gösteriyor. Evet arkadaşlar telefon çaldı o yüzden duraksatmak zorunda kaldım. Şeyi almamışım, sessize almamışım açıkçası. Evet bir bayrak, evet evet bir bayrak devlet kurumundan arkadaşlar haber bekliyorsanız çok kısa bir zamanı kalmış. Bugün ayın kaçı? 8'i ya da 9'u olması gerekiyor. İnanın bilmiyorum. Ama çok kısa bir zamanı kaldığını da gösteriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar elinizde bir zafer var. Yani savaştan bir savaş mı? Yani nasıl desem artık kendinizde olur. Karşı taraflı olur. Bir savaş durumu içindesiniz arkadaşlar. Ve artık bu savaşın galibi belli. Elinizde taşıdığınız zaferle beraber bu savaştan galip çıkacaksınız arkadaşlar. Bir müddettir içinde olduğunuz bir mücadeleniz var. Ve bu mücadeleyle beraber bakın artık güzel bir şekilde zafer elde ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar birine... Biri sizden destek istiyor açıkçası öyle söyleyeyim. Bu kişiye destek yani normalde evet çok yardımsever iyi bir insansınız ama bu kişiye destek olup olmamakta çok kararsızsınız. Çünkü bu kişiye destek olursam atıyorum işte para anlamında maddi olarak destek olursam bu paranın geri dönüşü olmayacağını biliyorsunuz. Yani o yüzden de dikkat ediyorsunuz. Ben bu kişiye yardım edersem, işte destek olursam, olsam mı, olmasam mı diye düşünceli bir durumdasınız. Kararsızsınız çünkü nankörlük göreceğinizden çok emin olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Bir de nasıl desem böyle şey derler ya hani verip de mi iyi, verip de mi kötü olayım, vermeyip de mi kötü olayım diye. Vermeyin kötü olun daha iyi arkadaşlar. Emin olun çünkü zararı size de dokunmuş olacak. Evet arkadaşlar. Bir imza olayınız mı var? Bakın bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Bir sözleşme mi artık yeni bir iş mi? Yani bir yere başlamak mı desem? Bir imza işiniz var.
Ama bu imzalayacağınız kağıdı çok dikkatli bir şekilde okumanızı istiyorum sizden. Niye diyeceksiniz? Çünkü orada aklınıza yatmayacak işlerin olacağını gösteriyor. O kağıdın önemli olduğunu gösteriyor açıkçası. Onu söyleyeyim. O kağıtta yazılanları, belki bir sözleşme bu arkadaşlar. O kağıtta yazılanları okuduğunuzda siz bir takım böyle size zarar verecek bir şeylerin olduğunu, yani zarar vermeye yönelik bir takım şeylerin, maddelerin olduğunu gösteren bir yazı olacak bu. Ve tam kalemi elinize alıp da imzalayacağınız anda fark edip de vazgeçme durumunuz olacak arkadaşlar. Tam zarar göreceğiniz zaman vazgeçme durumunuz olacak. Bakın arkadaşlar, birisine o kadar çok değer veriyorsunuz ki değer vermekle beraber kendi hayatınızdan ödün verip de o kişiye karşı bir emek veriyorsunuz arkadaşlar. Ama o kişi size öyle bir sırtını dönmüş ki, yani haksız yere dönmüş açıkçası. Bu kişi sizin hayatınızdan çıkmak için zaman kolluyormuş. Yani baya bir nankörlük göreceksiniz bu kişiden. Bir dargınlık, kızgınlık, yalandan bir kırgınlık atacak ortaya ve size sırtını dönüp sizin hayatınızdan çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Bakın, haneniz güzel. Sıkıntılarınızın geçeceğini gösteriyor. Sadece sizin artık çok karamsar olduğunuzu, yani pozitif düşünmek dururken artık kötünün de kötüsünü, evet yaşadıklarımızdan kaynaklı belki, ama hep iyi düşünmek gerekirken siz iyi düşünmek yerine sürekli nasıl desem, kötülüğü, yani kötülüğü kendi hayatınıza çekiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de böyle biraz daha pozitif düşünmenizde fayda var. Bakın arkadaşlar, bir nazar etkisi, bir nazar etkisi, dışarıdan sürekli böyle bir göz topluyorsunuz. Belki yaptıklarınız, belki yapacaklarınızı önceden söylemenizden kaynaklı oluyor. Üzerinize laf söz çekiyorsunuz, nazar çekiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar resmen gözleriyle sizi çatlatmaya başlamış, işlerinizin ters gitmesine sebep olur arkadaşlar. Nasıl desem, şimdi akrep burçları, kendinize dikkat edin, sağlığınız bile bozulabilir. Çok önemli görüşmeleriniz, çok önemli işleriniz bile bu nazar etkisi yüzünden ters, yani istemediğiniz şekilde sonuçlanabilir arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var. Ve ben her zaman şunu söylerim, çok da uzatmak istemiyorum ama arkadaşlar, nazar ayetleri var. Lütfen onlardan fotokopi çektirin, birkaç tane fotokopi çektirin. Birini telefonunuzun arkasına koyun. İşte birini ceketinizin, montunuzun içine koyun. Birini cüzdanınıza koyun ki cüzdanınızda mutlaka olmasını tavsiye ederim ben. Arada böyle elinize denk geldikçe onları açın. Yani arada derken aslında her gün yapmanızı istiyorum ama müsait olursunuz olmazsınız bilmiyorum. O yüzden de böyle eliniz denk geldikçe telefonunuzun arkasına koyun. Eliniz denk geldikçe hem o nazar ayetiyle beraber temas halinde olun. Hem de arkadaşlar arada açıp okuyun. Öyle birkaç kez yapmayla olacak iş değil açıkçası. Bir müddet yaptığınızda şifalanacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bundan ziyade size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğimi yapan arkadaşlardan o kadar olumlu yanıtlar alıyorum ki, geri dönüşler alıyorum ki, bunu çoğu videomda söylemeye özen gösteriyorum. Kendinizde bir nazar etkisi görüyorsanız, işte dalgınlıklarınız, karamsarlıklarınız çoksa, böyle içeceğiniz bir bardak suya 3, 5, 7, 10 kere Bismillah Bismillah deyip güzel niyetlerinizle beraber o suyu içerseniz, dediğim gibi 1, 2, 3 kere yapmayla olmaz ama düzenli bir şekilde bunu tekrarlarsanız emin olun şifalanacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Evet, devam etmek istiyorum. Arada bilgi verdiğim de oluyor arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. O kadar çok sabahtan akşama kadar o kadar çok farklı
şeyler görüyorum, yaşıyoruz ki o yüzden bilgilendirme de yapmak istiyorum arada. Zaten siz demiştiniz hani bazı şeyleri bizimle de paylaşın diye. Belki başka videolarda paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer o olayları yaşayan arkadaşlar izin verirse bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Hani bazen bizim hayatımızdan da daha kötü hayatlar olduğunu birilerinin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Akıllanmak adına, gerçekten gözümüzün açılması adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, şurada az önceden beri bakıyorum yani fincana. İki çift göz var arkadaşlar. Bakın birileri tarafından artık takip mi ediliyorsunuz? Eş, dost, komşu, artık kim ne derse, nasıl düşünürseniz öyle söyleyeyim. Her yaptığınız konuşulmaya başlamış. Böyle takip ediliyorsunuz. Kapıdan çıktığınızda atıyorum işte yani şunu giymiş, şu ayakkabıyı giymiş, şu montu giymiş, saçını şöyle yapmış, işte ya da eşarbını böyle bağlamış, bilmem ne diye sürekli konuşulduğunuzu gösteriyor ve bu da nazar etkisini üzerinize çeker arkadaşlar. Birilerinize çok fazla içinizi anlatmayın bu ara lütfen. Ciddi anlamda bir nazar etkisini hissediyorum sizde. Ve nazar sizin nasibinizin önünü keser arkadaşlar. Bolca da dua etmeyi lütfen unutmayın. Bakın arkadaşlar, ağzınızı öyle bir kapatmışsınız ki şimdiye kadar. Sustuğunuz, belki de sabrettiğiniz bir şeyler vardı. Ama ağzınızı kapatmışsınız. Hiç açmıyorsunuz. Ve bu ayda öyle bir şey yapacaksınız ki artık bir cesaretlenme mi dersiniz? Böyle çoktan beridir söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz öyle bir ortam olacak ki. Şöyle de söyleyeyim ama bir öfke patlamasıyla beraber o söylemek istediklerinizi ağzınızı bir açacaksınız. Öyle bir cesaretle söyleyeceksiniz ki işte atıyorum onu söyleyeceksiniz, bunu buna söyleyeceksiniz. Yani bütün istediklerinizi, o söylemek istediklerinizi söylemek istediğiniz kişilere söyleyeceksiniz arkadaşlar. Farklı yerlerde de olabilir ama böyle ortamlarınız olacak arkadaşlar. Bakın, maddi anlamda güzel bir desteğin geleceğini gösteriyor. Maddi anlamda zaten bu ay ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Borçlar varsa da tamamı olmasa da bir kısmının kapanacağını gösteriyor. Bakın, bir anahtar işiniz var. Anahtar işiniz var. Yani biraz ters gidebilir. Bir ev, bir araba almak gibi bir düşünceniz varsa atıyorum ev almak durumunda tapuda bir problem çıkabilir. Araba almak konusunda arabada bir problem çıkabilir. Tamamen dikkat etmeden o işe girmemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Akrep burçları. Şöyle hemen ben sizin bir tabağınıza da bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bireysel açılımlar yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilir. Özel danışmanlık alan arkadaşlar bilir açıkçası. 545 766 16 24 no'lu telefonuma lütfen WhatsApp üzerinden mesaj atarak randevu alın arkadaşlar. Adınızı yazın, bana mesaj atın. Ben size en yakın zamanda geri dönerim arkadaşlar, merak etmeyin. Sizden ricam, aramayın gerçekten, çünkü açılımda olduğumda bölüp telefona bakamıyorum. Şu anda nasıl az önce telefonum çaldı bakmadıysam yani o şekilde de bireysel açılım yaparken asla ikinci bir kişiyle konuşmuyorum, bilginiz olsun. WhatsApp üzerinden bana adınızı yazın, mesaj atın. Ben en kısa zaman içerisinde sizlere geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Bir de yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bireysel danışmanlık alan arkadaşlar çok iyi biliyor. Ben tarot açılımları da yapıyorum aslında. Yani diğer kartlarım da mevcut. Aşk olabilir, iş olabilir açılımları. Hepsi farklıdır. Keltik açılımları falan. Hepsi birbirinden farklıdır. Bana şey demiştiniz işte, video çekip de YouTube'a atabilir misin? Evet arkadaşlar, onu yapmaya çalıştım. Bir ay falan oldu olmadı açıkçası.
Şöyle söyleyeyim, karışsın da istemediğim için bu kanalımda kahve falı açılımı yapacağım arkadaşlar. Diğer kanalımda da tarot açılımı yapıyorum. Nasıl bu kanalımda 12 burcun aylık olarak açılımını yapıyorsam, diğer kanalımda da 12 burcun aylık olarak tarot açılımını yapacağım. Bilginiz olsun. Açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Yani bu kanalımda kahve falı açılımı yapacağım. Açıklamaya linkini bıraktığım kanalımda da tarot açılımı yapacağım. Aynı şekilde 12 burcun aylık olarak arkadaşlar. Öyle bir bilgilendirme de yapayım. Buradan oraya gelen arkadaşlar da var zaten. Bu kanalımda da duracak. Kahve falı açılımı yapacağım. Diğer kanalımda tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bakın, göz aydınlığınız var. Sıkıntılarınız artık gitmeye başlamış. Yeter artık, yani sıkıntılarla uğraşmak istemiyorum der gibisiniz. Artık sıkıntılarınızın hayatınızdan gitmeye başladığını gösteriyor. Bakın, göz aydınlığınız var. Gelecek olan güzel nasibinizi gösteriyor bizlere. Göz aydınlığınızla beraber mutlu olacağınız olaylar var. Bakın arkadaşlar, balığın kafası çıkmış. Artık nasibiniz yavaş yavaş hayatınıza girmeye başlamış. Evet, bir müddettir beklediğiniz bir nasibiniz hayatınıza girmeye başlamış. Bir de arkadaşlar, bakın, dışarıdan gelecek bir takım yükleri gösteriyor. Evet, kendi sorumluluğunuz var. Ekstradan dışarıdaki insanların da sorumluluklarını alıyorsunuz. Ama bu sorumluluklar sizin belinizi bükmeye başlamış. Biraz daha böyle kendi sorumluluklarınızdan başka sorumluluk almamanızı tavsiye edebilirim. Evet, tavsiye veriyormuş gibi ama arkadaşlar, emin olun, dediklerimi yaptığınızda ne kadar böyle rahatladığınızı, hafiflediğinizi sizler anlayacaksınız arkadaşlar. O yüzden kendi sorumluluklarınız dışındaki sorumlulukları lütfen kendinizin üzerine almayın. Özellikle söylüyorum. Evet arkadaşlar, bakın, gurur duyacağınız işleriniz var. Yani artık ayağa kalkıp da bir şeyler yapacağınızı, yapmanız gerektiğini ve bu yaptıklarınızla beraber çok güzel gurur duyacağınız kelimeler duyacağınızı gösteriyor. Bir de arkadaşlar, kendinizi birilerine beğendirmeye mi çalışıyorsunuz? Yani nasıl desem, şu kişinin gözüne girmek istiyorum mu diyorsunuz? Bu kişi de benim artık varlığımı fark etsin, benimle ilgili iyi şeyler düşünsün diye mi uğraşıyorsunuz? Evet arkadaşlar, sözünüz dinlenmeye başlayacak. Yani değeriniz artık fark edilmeye başlanacak. Kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ben yaptım, ben başardım diye konuşulmak istiyorsunuz arkadaşlar. Konuşulacaksınız da gayet çok güzel bir şekilde çıkmış. Bir de arkadaşlar, son olarak söylemek istiyorum. Bir yolculuğunuz var. Güzel, mutlu olacağınız bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Evet arkadaşlar, akrep burçları. Mart ayının açılımını yaptık ki çok güzeldi gerçekten. Yani ben çok beğendim açıkçası. Videodaki güzel enerjiyi alın arkadaşlar. Kötü enerjiyi unutun gitsin. Dediğim gibi her zaman. Arkadaşlar, sizler sayesinde gerçekten YouTube kanalımız çok hızlı bir şekilde ilerledi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Videoları belki çok uzun tuttuğumu düşünebilirsiniz. Kısaltabilirim de fark etmez ama ben fincanda gördüğüm her şeyi söylemek istediğim için biraz da ondan kaynaklı oluyor. Kısaltabilirim de, inanın daha fazla uzatabilirim de ama sizi fazla sıkmak istemediğim için konuşmayı bile sona saklıyorum artık, siz söylediniz diye. O kadar söyleyeyim size. Sizin yazdığınız her mesajı özellikle okurum arkadaşlar. Böyle müsait olduğum zamanlarda sizlerden gelen mesajları okurum ben. Aynı şekilde yorumlarınızı da okur, cevaplandırırım da arkadaşlar. Yorumlara bakabilirsiniz. Hepsini de cevaplandırabilirim. Evet arkadaşlar, hepinize desteğiniz için, güzel mesajlarınız için teşekkür ederim.
Bana istediğiniz her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Telefon numaramdan da ulaşabilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Ya da istediğinizi de sorabilirsiniz açıkçası. Aklıma da başka bir şey gelmiyor ama. Evet arkadaşlar, yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. YouTube'un bir algoritması var. Eğer video çekmemi, yani sizlerle buluşmamı istiyorsanız, gerçekten şöyle oldu geçenlerde. Dikkat etmiyordum ben açıkçası video sayısına ya da işte ne bileyim bilmem neye falan. Ama YouTube'un bir algoritması var arkadaşlar. Ve o algoritmaya girmek için beğeni sayısı, işte ne bileyim neydi, beğeni ve yorum sayısı önemliymiş. O yüzden ben artık şey diyorum, videolarımın devamlılığı olmasını istiyorsanız lütfen videolarıma beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir emoji dahi olsa arkadaşlar yorum yapmayı ihmal etmeyin. Artık bilmiyorum, yani bu kanal kapanırsa tekrardan bir kanal için daha uğraşmam gibi geliyor. Çünkü bireysel danışmanlıklarımda yeteri kadar zaman harcıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz yoğun bir talep oldu diye YouTube'a böyle bir kanal açma gereği duyduk açıkçası. O yüzden sizlerin desteğiyle devam etmek istiyoruz biz bu yola. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.